dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Merhaba. Bugün 11 Haziran Perşembe. Türkiye'den Avrupa uçuşları yeniden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ve İstanbul Havalimanı'nda tarifeli yurt dışı uçuşları başladı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda havaalanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa alındı. Maske takmayan yolcular havalimanına alınmadı. Alınan karar gereği Türk Hava Yolları Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferler başlattı. Türk Hava Yolları ilk uçuşunu Düsseldorf'a gerçekleştirdi. Sun Express'in ajantelerine yolladığı yazıya göre Türkiye'ye hukuki bir engeli olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının uçmalarına izin veriliyor. Türkiye çıkışlı uçaklara ise sadece AB vatandaşları ile bu ülkelerde çalışma ve oturma izni olanlar kabul ediliyor. Ticari ve turistik vize ile yeşil pasaportluların uçuşuna izin verilmiyor. Türkiye'nin yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulamasını sonlandırması üzerine Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler memleketlerine ve tatil beldelerine uçmaya başladı. Bugün Berlin Tegel Havalanı'nda ikisi İstanbul'a biri İzmir'e olmak üzere peş peşe 3 uçuş gerçekleşti. Lufthansa'da çalışan binlerce emekçi işini kaybedecek. Tekel yönetimi Cookpit UFO ve Verdi sendikalarına tasarruf önlemleri kapsamında 26 bin çalışanının işine son vereceğini bildirdi. Tekel yönetimi daha önce yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin çalışanını işten çıkarabileceğini açıklamıştı. Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Pilotlar Sendikası Cockpit, Lufthansa'ya pilotların maaşlarından yapacakları %45'lik fedakarlıkla 350 milyon euro tutarında destek sağlayacaklarını duyurmuştu. Alman devleti koronavirüsün sebep olduğu kriz nedeniyle iflas terlikesiyle karşı karşıya kalan Lufthansa'ya halkın vergilerinden 9 milyar euro kredi vermeye karar verdi. Buna göre 9 milyar euro kredi karşılığında firmaya %20 ortak olunacak. Ayrıca Lufthansa'nın başka bir şirket tarafından devralınması tehdidiyle karşı karşıya kalması durumunda da bu hisse %5 oranında artırılabilecek. Uzlaşmaya göre devlet Lufthansa'nın aldığı kritik kararlara müdahale etmeyecek. Yuvalar Temmuz başında ilk öğretim okulları zamanından iki hafta önce açılacak düşen enfeksiyon sayıları Hessen'de bir dizi korona önleminin gevşetilmesine yol açtı. Eğitim ve Bilim Sendikası YV'den ilk öğretim okullarında korona önlemlerinin yumuşatılması planına eleştiri geldi. Hessen GV Eyalet Başkanı Koch her yerde fiziki mesafe düzenlenmesi geçerliyken ilkokullarda kaldırılmasının saçmalık olduğunu söyledi. Hessen Eyalet Hükümeti 22 Haziran'dan itibaren tüm çocuklar için okulların yeniden açılacağını açıklamıştı. Ancak sıfır riziko olmadığı için çocuklarını okula gönderip göndermeyeceğine ebeveynler karar verecek. 6 Temmuz'dan itibaren de tüm çocuklar için yuvalarda çocuk bakımı yeniden başlayacak. Eyalet hükümeti yüzme havuzlarının da 15 Haziran'dan itibaren açılmasına karar verdi. Bundan başka bugün geldikleri haneye bakılmaksızın 10 kişinin buluşması uygulaması da başladı. Ayrıca iki hane halkının 10 kişi sınırını aşsa bile buluşmasına izin çıktı. Kişilere yönelik kısıtlamalar özel mekanlardaki buluşmalarda kişilere yönelik askeri mesafe zorunluluğu kaldırılarak tavsiye haline getirildi. Şimdiye kadar sadece iki komşunun bir araya gelmesine müsaade ediliyordu. Restoranlar ve barlar için bu 10 kişinin bir masada oturmasına izin verildiği anlamına geliyor. Ancak bitişik masa veya gruplardan en az 1,5 metre mesafe kuralı hala geçerli. Müşterilerin kimlik bilgilerinin kaydedilmesi de devam edecek. Hessen'de koronavirüsü bulaşan insan sayısı bir önceki güne göre 40 artışla 10.296'ya yükseldi virüs bulaşan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölen sayısı 489'a çıktı. Robert Koch Enstitüsü Almanya genelinde 24 saat içinde 555 kişiye daha virüs bulaştığını açıkladı. Böylece koronavirüsü bulaşanların sayısı 185.416'ya yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 8.755 kişi de hayatını kaybetti. Wolfsgraben durağında yapılacak çalışmalar nedeniyle 16 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Fulda Strasse'ye gitmek için Wolfsgraben'den sola dönüş yapılamayacak. Ancak sağ dönüş bugüne kadar olduğu gibi değişmeden kalacak. Bu yolu kullanacak sürücülerin şantiye çalışmasını dikkate alması gerekiyor. İnfomagazin Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.